Muhterem dostlar, İmam Rabbani Hazretleri 4 asır evvel Hindistan'da yaşamış bir alim, bir mutasavvıf, bir Allah dostu ve bir dava adamıdır. Onun yaşadığı dönemde Hindistan'da Babürler devleti vardı. Babürlerin padişahı olan Ekber Şah, Dini İlahi isminde yeni bir din uydurmuştu. Bu uydurulan Dini İlahi'de güneşe tapılmak tavsiye ediliyordu. Domuz eti helal sayılıyordu. Reenkarnasyona yani ruh göçüne inanılıyordu. Peygamberlik inkar ediliyordu. İşte kafaların karışık olduğu, bir padişahın yeni bir din uydurduğu 4 asır önceki Hindistan'da birçok alim, birçok hoca canından korktuğu için padişahın ürettiği, uydurduğu bu dine karşı gelmekten korktular. Ama o dönemde henüz 20 yaşlarında bir genç olan İmam-ı Rabbani Ahmet Sirhindi Hazretleri, peygamberliğin inkar edildiğini duyunca İsbat-ül Nübüvve yani peygamberliğin ispatı isminde bir kitap yazarak bu sapkın din ile mücadele etti. Daha sonra kendi şehrinde Sirhind veya Serhend diye anılan şehirde ilim tahsil etti, tasavvufa yöneldi ve mektuplar yazdı. Dostlarına, tanıdıklarına, talebelerine birçok mektuplar yazdı, eserler yazdı, irşadı böyle devam ettirdi. Çünkü insanlar o dönemlerde yakındaki insanları sohbet ile, uzaktakileri mektup ile irşad ediyorlardı. O dönemlerde çünkü işte böyle televizyon yok, internet yok, ancak mektup ile ulaşabiliyordu insanlar. İmam Rabbani Hazretleri de birçok mektuplar yazdı, eserler yazdı ve hem Hindistan'daki bu dini ilahi ile mücadele etti, hem de toplumdaki bir kısım hurafelerle, bid'atlarla mücadele etti. Çünkü o dönemde Hindistan'da Müslümanlar, bazı cahil Müslümanlar, Hinduizm dinine inanan Hindu komşularının tesirinde kalmışlardı. Bugün de öyledir. Hindistan'da %80 Hindudur, %15 Müslümandır. Yani azınlıktır Müslümanlar. Ve bir kısım eğitimsiz, cahil Müslümanlar bu Hindu komşularının tesirinde kalıyorlardı. Mesela Hinduların dini bayramlarında onlar pilav yapıp küçük kaselere koyup bu pilavları birbirlerine hediye olarak gönderiyorlardı Hindular. Bazı Müslümanlar da onlardan görerek bu adeti tekrarlamaya başlamışlardı. Hindu dini gününü kutluyorlardı. Keza Hindular çocukları hasta olunca, su çiçeği hastası olunca kendi tanrıçalarına dua ediyorlardı. Bazı cahil Müslümanlar da bu şekilde çocukları hasta olunca Hindu tanrıçasına dua etmeye başladılar. Bunlar görüyorsunuz Müslümanların işte diğer dinlerden etkilenmesi, bir kültürel bozulma veya hurafe, bid'at diyebiliriz. İmam Rabbani bu hurafelerle de mücadele etti. Müslümanların arınması, saflaşması, dini doğru kaynaklarından öğrenmesi, hurafelerden uzak kalması için mücadele etti. Üçüncü olarak İmam Rabbani tekkelerdeki bozulmalarla ve yanlış anlamalarla mücadele etti. Demek ki birincisi padişahın uydurduğu dini ilahi sapkınlığıyla mücadele etti İmam Rabbani. İkincisi o dönemde cahil Müslümanların yanlış ve hurafeleriyle, bid'atlarıyla mücadele etti. Üçüncüsü ise tekkelerdeki ve tasavvuf ehli içindeki bir kısım yanlış anlamalarla ve uygulamalarla ve düşüncelerle mücadele etti. Çünkü o dönemde bazı cahil mutasavvıflar, tasavvuf özdür, fıkıh veya şeriat kabuktur. Biz cevizin kabuğunu kırar atarız, içini yeriz. Biz tasavvufa ulaştık, hakikate ulaştık deyip biraz fıkhı, ilmi, medrese ilimlerini ihmal ediyorlardı. İmam Rabbani buna karşı hayır dedi. Önce şeriat yani fıkıh, daha sonra tasavvuf gelir dedi. Kabre girince öteki dünyada bize şeriattan soru gelecek, tasavvuftan soru gelmeyecek dedi İmam Rabbani. Yani bir insan öbür dünyaya gidince namazı kıldın mı, orucu tuttun mu, haramdan kaçtın mı diye soru gelecek. Şu kadar teheccüd namazı kıldın mı diye bir soru yok. Şu kadar tesbih çektin mi diye bir soru yok. Ne kabirde ne ahirette. İşte İmam Rabbani
Bu şekilde bazı cahil sufilerin yanlış anlamalarıyla mücadele etti, onları ıslaha çalıştı. Keza bazı cahil sufiler vahdet-i vücut anlayışını panteizm ile karıştırmaya başlamışlardı. Onlara karşı da vahdet-i şuhud diye bir açıklama getirdi. Yeni bir doktrin, yeni bir anlayış getirdi İmam Rabbani. İşte kendi yaşadığı dönemde, 4 asır önce toplumdaki bir kısım bozulmalarla, yanlış fikirlerle mücadele eden bir Nakşibendi şeyhi olan İmam Rabbani, ayrıca yaşadığı manevi tecrübeleri kendi talebeleriyle paylaşmış ve böylece eserlerinde birçok konuya temas etmiş, önemli bir zattır, önemli bir şahsiyettir. İşte İmam Rabbani'nin en önemli eseri Mektubat isimli eserdir. Mektubat'ın aslı Farsçadır. 1901 yılında Mekke'de Arapça tercümesi basılmıştır. Muhammed Murat Kazaniye tarafından yapılan Arapça tercümesi basılmıştır. Daha sonra bu Arapça tercümesi Türkçe'ye yeni harflerle de çevrildi. Osmanlı döneminde de çevrilmişti. Osmanlı döneminde Müstakimzade Süleyman Saadettin Efendi Mektubat'ı Farsça aslından Osmanlı Türkçesine tercüme etmişti ve bu eser basılmıştı Osmanlı harfleriyle. Fakat çok ağdalı bir dili vardı, çok ağır bir dili vardı. Onun için o tercümeyi sadeleştirmek yerine 1800'lü yılların sonunda 1900'lü yılların başında yapılan Kazanlı Tatar Müslüman ve Nakşibendi mensubu Muhammed Murat Kazani'nin yaptığı Arapça tercüme Cumhuriyet döneminde 1970'li yıllarda, 80'li yıllarda birkaç defa Türkçe'ye tercüme edildi. Fakat bakın bunlar Türkçedeki şu an piyasadaki mektubat tercümeleri Mektubat'ın Farsça aslının Arapça'ya yapılmış tercümesinin Türkçe'ye yapılmış tercümeleridir. Yani tavşanın suyunun suyu gibi oluyor. Doğrudan birinci elden tercüme yapılması çok daha sıhhatli olur. Çünkü Mektubat'ın Farsça aslında bir kısım ilaveler vardır. Mesela şiirler vardır. O şiirler, Farsça şiirler Arapça'ya tercüme edilmediği için Türkçe tercümelerde de bulunmuyor. Ayrıca şöyle bir kaide vardır. Bir eseri sadece tercüme eden kişi okur. Diğerleri sadece tercüme eden kişinin anladığını okur diye bir kaide de vardır. İşte Mektubat bu şekilde aslı Farsça ve Osmanlı döneminde 1833 yılında Orta Asya'dan Hokant bölgesinden idareci olan o bölgenin hanı Osmanlı Padişahı 2. Mahmud'a bir kısım hediyeler gönderiyor bir elçiyle. Bu hediyelerden birisi kaftandır, birisi şaldır, 3 tane de kitaptır. Bu Orta Asya hanından Hokant bölgesinden gelen elçinin getirdiği İstanbul'a 2. Mahmud'a getirdiği 3 tane kitap şunlardır. Birincisi Kur'an-ı Kerim, ikincisi İmam-ı Rabbani'nin mektubatı, üçüncüsü İmam-ı Rabbani'nin oğlu ve halifesi Muhammed Masum Sirhindi Hazretleri'nin mektubatıdır. Demek ki Orta Asya'da da, efendim Anadolu'da da, Hindistan'da da mektubat çok okunmuş, çok sevilmiş. Hicaz'da keza aynı şekilde çok itibar edilmiş. Bütün İslam dünyasında yayılmış, hürmet görmüş bir eser. Çünkü İmam Rabbani bir dava adamı, bir fikir adamı, bir Allah dostu ve eserleri, bu mektupları sadece böyle küçük küçük mektuplar değil. Biz mektup deyince nasılsın, iyi misin, havalar nasıl gibi anlıyoruz. Öyle değil. Bunlar hepsi birer kitapçıktır. Yani her mektup bir risaledir aslında. İşte Mektubat'ın bugün Türkiye'deki tercümeleri Arapça tercümesinin tercümesidir. Arapçası da piyasada bulunabiliyor, ilgilenenler onu da alabiliyorlar. Fakat Mektubat'ın aslı Farsçadır. Eksiksiz, tam neşri Hindistan'da, Pakistan'da yapılmış idi. Fakat bu Farsça neşirler bundan 50 yıl önce, efendim 100 yıl önce eski usullerle basılmıştı. Ve elle yazılıp basılan taş baskı dediğimiz, litograf dediğimiz eski usullerle basıldığı için çok okunaklı değildi. İşte Mektubat'ı Pakistanlı Profesör Doktor Arif Nevşahi Bey, ki kendisi bir Farsça hocasıdır, emekli olmuştur, uzun yıllar üzerinde çalışarak Mektubat'ın Farsça aslını bilgisayarda yazarak ve sonuna geniş indeksler ekleyerek gayet güzel bir şekilde neşre hazırladı. Şu anda işte elimizde gördüğümüz eser budur. Bu 5 cilt olarak basıldı.
birinci ve iki, birinci cilt hacimli olduğu için ikiye bölündü. Birinci cildin birinci bölümü, birinci ikinci bölümü diye. Sonra ikinci cilt, sonra üçüncü cilt. Mektubat üç cilde tamamlanıyor. Bu arada şunu da eklemiş olayım. Mektubatın birinci cildinde 313 tane mektup vardır. İkinci cildinde 99 mektup vardır. Üçüncü ve son cildinde 124 mektup vardır. Bunlar İmam Rabbani'nin hayatındayken derlenip toplanmıştır. Yani İmam Rabbani dostlarına, talebelerine, müritlerine mektup yazınca etrafındaki talebeleri hemen bir kopyasını alıyorlardı. Bir nüshası gönderiliyordu postayla, diğer nüshası dergahta muhafaza ediliyordu ve toplanıyordu. Bu mektupların sayısı 313'ü bulunca bunları talebeleri bir cilt haline getirdiler. İki kapak arasına getirdiler ve birinci cilt oluştu. İmam Rabbani hayatında bu cildi gördü. Niye 313? Çünkü Bedir Savaşı'na katılan Müslümanların sayısı 313 kişiydi. Onun için sembolik bir anlamı da vardır. 313 tane olunca birinci cilt meydana geldi. Bundan sonra İmam Rabbani'nin yazdığı mektuplar ikinci cilt olarak toplandı. İkinci ciltte 99 mektup vardır. 99 biliyorsunuz Allah'ın isimlerinin sayısıdır. 99 olunca ikinci ciltte toplandı. İmam Rabbani bu cildi de gördü hayattayken. Sonra yazılanlar 114 mektuba ulaşınca bunu da topladılar. Üçüncü cilt yaptılar talebeleri. İmam Rabbani bu cildi de gördü. Bundan sonra yazdığı mektupları dördüncü cilt yapmayı düşünüyordu talebeleri. Fakat İmam Rabbani çok yaşlıydı. Ondan sonra çok mektup yazamadı. Ancak 10 tane mektup yazabildi. Bu son 10 mektup da vefat etti daha sonra. Bu son yazdığı 10 mektup da 3. cildin sonuna eklendi. 114 yerine 124 mektup oldu. 114 niçin düşünülmüştü? Kur'an-ı Kerim'de 114 tane sure vardır. Onun için 114 tane mektubu 3. cilt yapmayı düşündü talebeleri. Fakat dediğim gibi 4. cilde yetecek kadar mektup yazılamadığı için son 10 mektupta oraya eklendi. 3. ciltte 124 tane mektup vardır. İşte bu Farsça mektuplar Türkiye'de, İstanbul'da Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı'nın sponsorluğu ile, maddi desteğiyle ve Pakistanlı Profesör Arif Nevşahi Bey'in ve dostlarının gayretleriyle bu şekilde yayınlanmış oldu. Birinci cilt ikiye bölündüğü için birin biri, birin ikisi gibi oldu. İki ve üçüncü, yani aslında üç cilt ama dört cilt halinde ciltlendi. Dördüncü cilt nedir? Bu eserin dördüncü cildi talikat, yani bir kısım açıklayıcı notlar ve indekslerdir. Bu son cildin, yani beşinci cilt oluyor, son cildin ilk yarısını yine Pakistanlı, yaşlı, emekli, kıdemli bir profesör Muhammed İkbal Müceddidi Bey hazırladı. Burada İmam Rabbani hayatını, eserlerini, düşüncelerini ve bu mektupların kime yazıldığını, bu şahıslar kimlerdir? Bir kısmı yönetici, vali, idareci, bir kısmı ulemadan, bir kısmı kendi müritleri, talebeleri. Bu şekilde bu şahıslar kimlerdir diye bir araştırma yapmış. Yani İmam Rabbani hayatından başlayıp mektupların gönderildiği kişilere varıncaya kadar geniş bir inceleme. Bu da Farsça olarak son ciltte bulunuyor. Ardından cildin devamında indeksler geliyor. İndeksler arkadaşlar çok önemli şeylerdir. Yani bir eserin içinde hangi şahıslar geçiyor, yer şahıs isimleri, yer isimleri, tasavvuf terimleri gibi, kitap isimleri gibi birçok önemli konuyu burada bulabiliyorsunuz. Ayrıca hadislerin tahrici kaynakları gösterilmiştir. Şiirlerin kaynağı gösterilmiştir son ciltte. Yani İmam Rabbani bir şiir söylüyor, yazıyor. Bu şiir Bostan'dan mı, Gülistan'dan mı, Feridüddin Attar'ın şiiri mi, Sadi'nin şiiri mi, İmam Rabbani'nin kendi yazdığı bir şiir mi? Bu şekilde onların da kaynakları gösterilmiş. Böylece araştırmacılar için, meraklılar için gayet önemli bir çalışma yapılmıştır. İşte İmam Rabbani Hazretleri'nin bu eserinin aslı olan Farsçası Arif Nevşahi Bey tarafından en eski nüshalara dayanarak hazırlanmıştır. Bu mektubatın en eski el yazması nüshası Pakistan'ın İslamabad şehrindeki Gencbahç Kütüphanesi'ndedir. İmam Rabbani'nin vefatından 22 yıl sonra
elle yazılmış bir nüshadır. İmam Rabbani'nin kendi yazdığı el yazısı mektubat maalesef günümüze ulaşmamıştır. Sadece bir tane mektup elimizdedir. O bir mektup da Hindistan'ın başkenti Delhi'de, Hankahı Mazhariye'de muhafaza ediliyor. Kopyası mevcuttur elimizde. Ama o bir mektuptur. Üç cilt mektubat olarak günümüze ulaşmamıştır. Fakat dediğim gibi İmam Rabbani'nin vefatından sadece 22 yıl sonra yazılan nüsha İslamat'tadır. Yine kısa bir süre sonra yazılan bir nüshası Özbekistan'ın başkenti Taşkent'tedir. Efendim, Nur Ahmet Emiristeri neşri vardır. Hindistan neşri. Gayet muteber, güvenilir bir neşirdir. İşte Arif Nevşahi Bey bu en eski nüshaları ve güvenilir neşirleri esas alarak mektubatı bilgisayarla yazarak gayet okunaklı, eski baskılarda olduğu gibi değil, gayet okunaklı efendim ayet hadislerinin gösterildiği, gerekli yerlerde nüsha farklılıkların gösterildiği çok mühim bir çalışma yapmış ve İmam Rabbani Hazretleri'nin eserine yakışır bir ürün ortaya çıkmıştır. Bu şekilde ilmi bir surette ilk defa İstanbul'da Erkam Yayınları tarafından bu eser basılmıştır. İlgilenenlerin alıp okuyabileceği, istifade edebileceği bir ürün ortaya çıkmıştır. Hazırlayanlara teşekkür ediyoruz. İnşallah böyle klasik diyebileceğimiz mühim kaynak eserlerin ortaya çıkması ve bunların aslından, farça aslından Türkçe'ye tercüme edilmesi çok daha faydalı olacaktır. Bu vesileyle İmam Rabbani Hazretlerini tekrar rahmetle yad ediyoruz. Bu mühim eseri hazırlayan dostlarımıza da teşekkür ediyoruz. Bu eserin hazırlanması esnasında ve basılması esnasında emeği geçen, sponsorluk yapan Hüdayi Vakfı'na, Erkam Yayın Evi'ne ve bütün çalışanlara, emeği geçenlere efendim tekrar teşekkür ediyoruz.